İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Müflis kimdir? Ahmet Mekki Efendi alim ve veli bir zat. Bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat. Kardeşlerim, kaçının her günah ve haramdan. Bilhassa özellikle sakının kul hakkından. Nitekim Resulullah hitap edip ashaba, müflis kimdir diyerek sual etti bir daha. Dediler ki, müflisin şu ki bizce manası, kalmamıştır elinde hiç malı ve parası. Buyurdu, asıl müflis şu kuldur ki ey eshab, o dünya hayatında kazanmıştır çok sevap. Namaz, oruç, hac, zekat yapmıştır çok hasenat. O bu sevaplarıyla mahşere gelir fakat onun bunun hakkına tecavüz eylemiştir. Kiminin arkasından gıybetini etmiştir. Kimisini dövmüş ve sövmüştür diğerini veyahut incitmiştir kiminin yüreğini. Türlü kul haklarıyla gelir mahşer yerine, verilir sevapları bu hak sahiplerine. Lakin öyle çoktur ki alacaklı olanlar, hepsini ödemeden tükenir o sevaplar. Verecek sermayesi kalmayınca onlara, o hak sahiplerinin günahları bu defa, onlardan alınarak bu kula yükletilir, hor ve zelil olarak cehenneme itilir. Eshab bunu duyunca Allah'ın Resulünden, ağladılar her biri bunun üzüntüsünden. Bir günde eshabına Allah'ın Habibi buyurdu, çok seviniz siz birbirlerinizi. Vazifeli bir melek nida eder mahşerde, Allah rızası için sevişenler nerede? Arş-ı âlâ altında toplanarak o zevat, nurdan kürsilerinde beklerler gayet rahat. Bir günde buyurdu ki, birinizin faraza, kapısının önünde akan bir nehir olsa, o kişi o nehirde 5 defa günde eğer yıkansa üzerinde kalır mı kirden eser? Arz ettiler ki, hayır, o böyle yapsa şayet kir kalmaz üzerinde, temiz olur o gayet. Buyurdu ki, 5 vakit namaz dahi böyledir. Onu güzel kılanlar günahtan temizlenir. Bir günde buyurdu ki, ey eshabım, şimdi siz bir koyun sürüsünün çobanı gibisiniz. Nasıl ki mesul ise her çoban sürüsünden, siz dahi mesulsünüz kendi ihalinizden. Evlatları yüzünden çok anne ve babalar, o gün Veil ismindeki cehennemde yanarlar. Zira öğretmediler dinini çocuklara, sırf para kazanmayı öğrettiler onlara. Ben onlardan uzağım,
onlar da benden uzak. Merhamet etmeyecek onlara Cenab-ı Hak. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Evet, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kenan büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki, Kutbise Suruh buyuruyorlar ki, salih amellerin sevabını bütün müminlerin ruhuna hediye etmek iyi ve makbuldür. Her birine ayrı sevap ulaşır. Hakkında hediye etmek için niyet edilip okunan ve hediye edilen meyitin sevabı hiç eksilmez. Buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. Hani bazen bize sorular soranlar oluyor. Efendim diyor, annem için diyor hatim ettiydim. Et. Yani Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam itibaren bütün peygamberlere, Eshab-ı Kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in ve ondan sonra bütün Evliya-i Kiram ve Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş bütün müminlerin hepsine hediye ettim. Yazık kalır ona, kalmıyor. Bak ne buyuruyor? Hediye edilen meyitin sevabı hiç eksilmez. Ya. Orada tam olarak gider yani. Evet. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo, iyi günler. Buyurunuz. İyi günler hocam. İyi günler Mustafa Bey. İyi günler. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Allah'ım hepimizden razı olsun inşallah. Önce hocam sizden eşim ve kendim için dua istiyorum. Ben biraz bağırsak hastasıyım. Eşimin de şu günlerde işi yok. Cenab-ı Hak hayırlı iş nasip etsin beyinize. Cenab-ı Hak size de hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun inşallah. Hocam önce bir şey soracağım. Şimdi ben bu sıralar rahatsızlığından dolayı biraz vitamin eksikliği falan unutkanlık oldu. Geçen abdest alıyorum. Ve böyle saçımdaki tokayı çıkarttım. Saçımı mesletmeyi unutmuşum. Abdestim bir bitti. Dokundum, saçlarım kupkuru. Ve ben tekrar abdestimi baştan aldım. Arkadaşım da dedi ki sadece dedi abdestin bittiğinde kimseyle konuşmadan saçımı mesletebilirdin dedi. Ama ben yine de tedirgin oldum. Birinci sorum bu hocam. Hocam ikinci sorum da ben bu Vakka suresini okuyorum ama ben genelde yatsı namazından sonra okuyorum. Hani şey de diyor akşam namazıyla yatsı namazı arasında okumak daha şeydir diye. Bunun şeyini sormak istiyorum hocam. Bir de hocam eşim bir tesbih bulmuş bana getirdi. Ve tesbihin üzerinde Allah ve Muhammed yazıyor. Ben bu tesbihle zikir yapamıyorum çünkü çok tedirgin oluyorum. Hani böyle enine falan koyamıyorum. Sakın ha. O yükseğe asılır ve imha edin. Evet hocam yüksekte duruyor ve ben çok rahatsız oluyorum. Hani şey saygısızlık oluyor gibi geliyor bana da. Tabii saygısızlık. Onun için biliyorum bu da zaten yani dinimizde şey yapmak isteyenlerin oyunu olduğunu da biliyorum bunu. O yüzden de gerçekten çok rahatsız oluyorum. Başka var mı? Hocam bu bir de bana bu cemiyetme olayını bir anlatabilirseniz çok sevineceğim. Allah razı olsun. Teşekkür namazı ediyorum. Cemiyetme. Cemetmeyim efendim. Teşekkür ederim peki, hocam. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler hocam. İyi günler efendim. Buyurun. Hayırlı günleriniz olsun Mustafa Bey. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. Ziynetlerim vardı. Geçen Mayıs ayında. 5 tane bileziğim var. 20'şer gramdan toplam 100 gram oluyor. Bir setim var. Bir yarım altınım var. 3'te bebek altınım var hocam. Set kaç gram? Bunların set gramını bilmiyorum. Gram önemli. Peki öbürleri neydi? Öbürü 5 tane bileziğim var 20'şer gram. Tamam, onu anladım. 100 gram. Tamam, o tamam. 3 tane bebek altınım var. Bir tane de yarım var. Evet, bir tane de yarım var. Bunların zekatını vermek istiyorum. Nasıl vereceğim? Nasıl bir ölçüde vereceğim? Set dediğiniz yüzük, küpe, kolye bunlar mı yoksa? Aynen set, yüzük yok, küpe var. Setim var, bir de küpem var. O kadar. Tamam. Hı. Bir de hocam şöyle bir şey var. Hani kızım olacak. Kızım için bir hayvan kesmek istiyorum, bir koyun kesmek istiyorum. Bunun etini de kendimiz yiyebilir miyiz? Akika olarak kesin. Hı hı. Akika olarak hocam, kesince kendiniz de yersiniz. Zengin fakir herkese yedirirsiniz. Hı hı.
Bir de şöyle bir şey var. Kızımın adını Ceylin Dila koyacağım. Münasip midir? Acaba dinimize uygun mudur? Ceylin ne demek? Ceylin cennete açılan ilk kapı demekmiş. Anlamı güzelse konur. Tamam mı? Anlamı güzel yani. Peki efendim. Bir de kız kardeşim var, bekar. Çok isteyeni var. Hep böyle dininden namazını falan istiyor. Cenab-ı Hak inşallah Teala dinini bilen birisini çıkarır karşısına. Amin inşallah. Peki hocam, efendim. Dua edin. Peki şimdi. Efendim. Oldu efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler. İyi günler. Hocam ben hatim etmiştim. Onu vermek istiyorum size. Efendim. Allah Teala razı olsun. Amin. Aldık, kabul ettik ve kaydettik efendim. Teşekkür ederiz. Hocam bir de üniversitede okuyan kızım var. Ailem için, onun için dua istiyorum. Cenab-ı Hak hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Saliha eylesin. Kendi dinine de hadim eylesin inşallah Teala. Allah Teala razı olsun. Bin kere razı olsun. Bilmiyorum. Hocam bir de Yasin Şerif kitabından okuyorum. Arkasındaki duadan okuyorum. Uygun mu acaba? Onu sormak istiyorum. Latin harfleri var mı o Yasin kitabında? Var, var. O zaman oradan okuma onu. Mushaftan oku. Mushafın arkasından okuyayım. Evet, Mushaftan oku. Tamam. Tamam hocam. Allah Teala razı olsun. Amin efendim. Peki efendim. Cümlemizden. Teşekkür ederiz. Buyurunuz hocam. Efendim bugün çarşamba. Pazar günü. Miraç Kandili. Biz zaman zaman hatırlatıyoruz. O gün de aynı şekilde hatırlatacağız. Mevlid yayını da var. TGRT FM, TGRT Belgesel ve TGRT Haber, TGRT EU ortak yayını. Pazartesi. Kahramanmaraş'tan yayın yapılacak. Abdülhamit Han Camii miydi? Evet, acaba? Abdülhamit Han Camii. Evet. Ki orada Mevlid yayını yapılacağı için orada da kitap dağıtımı söz konusu olacak. Bu kandil sebebiyle böyle Allah razı olsun destekleyenler oluyor. Onların desteklemelerinin neticesinde hemen hemen her kandilde oluyor. Burada da aynı şekilde olacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde herkes kendi imkanlarına göre Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından alıp dağıtılıyor. Dağıtma imkanı olmayan dağıtanlara kendi imkanı nispetinde katkıda bulunur. Çünkü böyle fırsatlar her zaman geçmez. Geçen sene mesela geçtiğimiz Regaib kandili vardı. Şimdi Miraç kandili geliyor. Geçen sene Regaib kandiline kavuşan, Miraç kandiline kavuşan çok böyle tanıdıklarımız vardı ama bu sene kavuşamadılar. Bir gün gelecek biz de kavuşamayacağız. Bir gün gelecek biz de kavuşamayacağız. Şimdi insanın başına bir şey gelmediği zaman böyle hiç ölmeyeceğini zannediyor. Ben birkaç kişiden bazı şeyler dinlemiştim. Mesela birisi şey diyordu. Ben dedi, seneler önceydi dinlediğim. Doktora gittim dedi, böyle başımda bir rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlık sebebiyle doktora gittim dedi. İşte tetkikler neticesinde bir tümör meydana gelmiş. Demişler ki bu işte en fazla 3 ay. Ama demişler 1 ay içerisinde de seni götürebilir. Ama demişler 3 aydan sonra yok. Dedi, Ankara'da olmuştu bu hadise. Ben dedi, nasıl dedi geldim, nasıl gittim bilemiyorum dedi. Oradan çıktıktan sonra dedi, beynimden vurulmuşa döndüm dedi. Bağlıma gitmişim dedi. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de bağlımda metfun. O kabristana girmişim dedi. Böyle kabirdekilere bakıyorum. 1 ay, en fazla 3 ay sonra işte ben de bunlar gibi olacağım. Sonra dedi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kabrinin başında. Nasıl böyle bir hani şeyle. Ama dedi böyle hücrelerime varıncaya kadar hissettim dedi. Elim ayağım buz kesildi dedi. Tutmuyor böyle dedi. Bir şey de düşünemiyorum, göremiyorum. Yani kalbim dedi, kafamda dedi hiçbir şey. Yani ne ev, ne araba, ne onların hepsi gitti dedi. Dünyayla irtibatı kesilmiş. Kesilmiş. Yani o şekilde böyle Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin huzuruna gitmiş. Orada dedi bir nasıl dua ettiysem dedi. Nasıl dualar ettiysem dedi. Ondan sonra gittim dedi. Ben bekliyorum dedi. Bir ay bitti herhalde, bir ayda olmayacak. 2. ay, 3. ay, 4. ay, 5. ay hayattayım dedi. Sonra ben toparladım gittim gene dedi o doktorlara. Gene baktılar falan, demişler sen ne yedin, ne ilaç kullandın. O zaman jeton düştü bende dedi. Demek ki deden dedi insan dünya düşüncelerinden kalbini kafasını arındırır, temizler. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın sevgili kullarını vesile ederek Cenab-ı Hak'tan bir şey talep ederse Cenab-ı Hak yaratıyor. Ben ilaç kullanmadım dedi. İlaç kullanmadım dedi. Çünkü öleceğim diye bekliyordum dedi. Ama dedi
o zaman dilimi içerisinde bir cenaze olduğu zaman, ha işte bir ay sonra beni de böyle koyacaklar buraya. Öyle düşünüyordum. Bir başka arkadaş, o da dedi ben böyle kas katı kesildim dedi. Yani ellerime hükmedemiyorum, ondan sonra göz kapaklarıma hükmedemiyorum. Böyle çeşitli düşünceler geliyor, evim, çocuklarım falan. Yani çok dedi dünya sevgisi varmış kalbimizde dedi, bağlıymışız dedi. Bir türlü koparamıyorum kendimi. On sana yani kabir hazırlığına falan başladım. Ölüyorum diyorum dedi. Ya ölmemem lazım diyorum dedi bazen ama ölüyorum dedi falan. Fakat dedi ondan sonra Allah-u Teala ihsan etti. Geçenlerde dedi bir cenaze vuku buldu gittim dedi böyle dedi. Herkes tamam tamam işte defnediyoruz falan patır 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 atıyor falan. Ya dedi patır patır toprak atıyorsun da sen de gireceğim bunun içerisine. Seninkine de böyle patır patır toprak atacaklar. Ve dedi başımdan dedi o rahatsızlık geçince şimdi dedi bir cenaze vuku bulduğu zaman gömülürken işte ben de böyle olacağım. Zaten ölüm böyle düşünülür. Yani bu şekilde bunun da üstüne düşünülüyor. Böyle düşününce insan yani dünya ile bağlantısını keser, irtibatını keser. Allah Teala rahmet eylesin. Evvel abiler hayattalardı. Bir Anadolu'ya gitmişlerdi. Bursa'nın Karacabey ilçesi var. Ben senelerce Balıkesir Gönen'de Ömer Seyfettin Lisesi'nde vazife yaptığım için oradan geçerdik. O Karacabey'i de oradan biliyorum. Orada birisi kansere yakalamış falan. Evvel abiler onu ziyarete gitmişler. Böyle senelerce gazete hizmetleri olsun, kitap hizmetleri olsun. Böyle Allah sağ olsun koşturan birisiymişmiş. Öyle birisi. Samimi olunca da Emen abiler de ta ayağına kadar gitmişler onun. Ve orada Emen abi bize dua edin. Emen abiler kendilerini anlattılar da oradan biliyorum. Baktım dedi haline. Ne ev kalmış, ne çoluk çocuk kalmış, ne dünya kalmış, ne villa, ne feş, ne para, ne pul, hiçbir şey yok. Dedim ki sen bize dua et. Sen bize dua et. Çünkü onun artık dünya bağlantılar bitmiş. Dünya bağlantılar bitmiş. Tamamen Allah Allah deyip duruyor. Onun ağzından her çıkana Allah-u Teala lebbeyk kulum buyuruyor. Buyur kulum ne istiyorsun diyor. Öyle olunca. Tabii bütün bunları böyle dinletten sonra şey yaptıktan sonra... kitaplarda geçiyor da Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi... hep böyle hastalıkta şifa var kardeşim. Hastalıkta şifa var. İki tane böyle canlısını dinlemiştim. İkisi de vefat etti bunun. Bursa'da bir Sahim abi vardı. Hatırlar mısın onu? Evet. Sahim amca. Evet Sahim amca. Şimdi ondan dinlemiştim. O bir ara böyle tutulmuş dizimiz falan filan yürüyemeyecek hale şey yapıyorlar. Şeyde de bu rahmetli Hüseyin Hilmi Efendi Bursa'ya gittiği zaman Işıklar Asker Lisesi'nde orada işte bizi dedi böyle dedi yani ben dedi bulmadım dedi. O kendileri dedi lise yıllarında okuyordu böyle top koşturan işte akşamları giderdik dedi. Bize dedi mektubat okur dedi bir iki kişiydik zaten dedi. Dedi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi mektubat okurken biz uyurduk dedi. Böyle samimi samimi de anlatıyorlar. Şimdi ayakları tutamıyor. Birisi aynı şekilde yani dedi sürünerek çıkıyor merdivenleri falan da öyle. Birisi destek veriyor falan. Ha dedi İstanbul'a geliyorlar. Dedi Hüseyin Hilmi Efendi bir hukukları olduğu için ziyaret ediyorlar. Hani, ha dedi hiç de dönüp bakmadılar falan. Sadece bir ara. Ya Sayın Bey siz hasta mı oldunuz kardeşim falan. Hastalıkta şifa var kardeşim dediler. Hiç dönüp bakmadılar. Şu ilacı kullandı. Demediler. Bir de Erol Sevdi vardı. Allah-u Teala rahmet eylesin abimiz. Onlar da aynı şekilde Bursa'dan o yani. Sayın abiyle şeylerdi falan. Onu da öyle dizleri şey yapıyor falan. Bir gün böyle Hüseyin Hilmi Efendi de bu Yalova'da bir orada bir şey vardı mescitte orada namaz kılıyorlar. Şimdi ben diyor secdeye rüküye gidemiyorum oturduğum yerde diyor oturunca kalkamıyorum diyor. Mübarek dönmüş bakmış. Aa Erol Bey dizleriniz mi az? Hemen bir ikazda bulunuyor. Kardeşim buyuruyorlar şifayı veren Allah-u Teala'dır. Şifayı ilaçtan, doktordan beklemek şirk olur. Doktor ve ilaç vesiledir. Şifa için bildirilen dualar da vesiledir. Ama veren Cenab-ı Hak'tır. Hastalıkta şifa var. Ah vah falan yok yani. Biz olsak ah canım tutmadım ayakların falan doktora gittin mi filan ilacı kullandın mı başlardık değil mi? Ama yani bu kadar uzun anlatmamın sebebi yani ağızlarından çıkan hastalıkta şifa var. Ben de bunu merak ederdim. Ya dedim ölüyorum, bitiyorum. Ben şifaya kavuşmak istiyorum. Fakat o mübarek diyor ki bu şifadır. Neye şifa?
Onların hedefi böyle bedeni falan değil, kalbin. Kalp aynı şekilde hastaysa, o tedavi olmadıysa adamı cehenneme götürür. Oranın tedavi olması lazım. Peki hastalık ne yapar? Dizin tutmuyor, koşamıyorsun. Elin tutmuyor, tutamıyorsun. Dövmek istiyorsun biri, dövemiyorsun. Dilin lal olmuş, konuşamıyorsun. Adama hakaret edeceksin, edemiyorsun. Aciz, zavallı, kundaktaki bebek gibi oluyorsun. Ondan sonra düşünüyorsun, ya ben neyim? Bir hiç. İşte o zaman aynı şekilde, ha diyorsun, böyle elin ayağın buz kesiyor. O zaman kalbindeki o düşünceler yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Dünyaya olan şeyler. Koptukça yüzün ahirete dönüyor. Şimdi konuyu açıyor. Sen bugün kaynatıyorsun kızıcık. Yok, iyi ki bir diş yaptırdınız diye düşünüyorum. Yani siz de bayağı uzaklaşmışsınız. Bize dua edin. Şimdi Muhyiddin-i Arabi Hazretleri veyahut da Fuday İbn-i Niyad Hazretleri, hatırımda kalan. Bir yerden geçiyor, bir kasabadan geçerken bakmış duvarın dibinde yüzü, gözü, elleri falan yara bari içerisinde böyle yatmış birisini görüyor falan. Hemen onu görünce gitmiş acımış, hemen onu kaldırmış. Ha, o yaralara, berelere de eşek arıları, üşüşmüş eşek arıları da o yaraları, bereleri yiyor. Ondan sonra başını dizine almış falan, işte eşek arılarını aynı şekilde uzaklaştırmış. Temizlemiş falan. Temizlemiş falan. Tam öyle derken böyle canlı cansız bir ses. Hemen kulağına eğilmiş, ne diyor diye. Diyormuş ki o zat, o yaralı bereli, yani felçli bir şekilde yatan, Allahu Teala ile benim arama giren bu edepsiz kim diyormuş. Tabii şok olmuş. Şey efendim demiş, ben size yardım etmek. Sana ne demiş? Rabbim beni eşek arılarına da yedirir, yerde de yatır. Sana ne demiş ya? Rabbime benim arama niye giriyorsun sen? Bir de bu misaller var. İnsan bunları da böyle okunca ha diyorsun, ha diyorsun. Demek ki son olarak da İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ya insan, dünyada derdi bela olmasaydı yani ne tatsız olurdu. Ve anlaşıldı ki derdi bela kemendi mahbubes diye söz var ya İmam, evet, Rabbani Hazretleri'nin. Demek ki hani dert, bela, sıkıntı deyince böyle hemen şey yapıyoruz falan. Allah-u Teala korusun. Ya Firavun gibi yani bir elimiz yağda bir elimiz balda olsa. Mesela Şevahidün Nübüvve kitabında yazıyor. Orada görünce dehşetle irkildim ben. Okuyunca Firavun Nil kenarında giderken, yürürken Nil akıyor, durunca Nil duruyor. İstiraçtır bu. Adam bakıyor, ben Tanrıyım diyor ya. Görüyorsunuz bak, Nil duruyor diyor, ben durunca. Ben Tanrıyım. Ve kitaplarda buluyor ki Allah-u Teala ona 400 sene ömür verdi, dişlerinde sık yarattı. Bir diş ağrısı, baş ağrısı hiç çekmedi. Eğer diş ağrısı, baş ağrısı, neyse gene dişi getirdin oraya koydun yerde. Çekseydi bu edepsizlikte bulunamazdı. Ve her zaman da aynı şekilde, hakikaten böyle okudukça da korkuyorum. Ya Allah-u Teala Firavun gibi beni de imtihan etse, onun nefsini benim nefsim arasında ne fark var? Benim nefsim de toy kurup duruyor. Fırsatını bulsa Tanrı'yım diyecek. Allah-u Teala nefsimizin şerrinden ve şeytanın şerrinden de biz muhafaza buyursun. Efendim. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Kâbe yerine Horasan'a gitmek. Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa insan mahvolur. Ehl-i Sünnet alimleri bizi öyle bir yola sokmuş ki, nefsimize ve şeytana uyup bu yoldan ayrılmazsak salimen karaya çıkarız. Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacak, 72'si cehenneme gidecektir buyuruyor. Hangi konuda olursa olsun birinin sözüne kanarak bu yoldan ayrılırsak felaket olur. Hacca gitmek için yola çıkan bir adam yolu yanlış birine sorup onun sözüne inanarak Kâbe yerine Horasan'a gitmiş. Oradakiler burası Horasan deyince adam tam ters istikamete yürüdüğünü anlamış ama ne Kâbe'ye gidecek takati ne de ömrü kalmış. Burada Kâbe mecazidir. Allahü Teala'nın rızası demektir. İnsan sokakta rast geldiği bir adama
Allahü Teala'nın rızası nerede diye sorar mı? Ahir zaman çok tehlikeli bir zamandır. Ehliyetsiz kişilere sorarak, bunlara inanarak hareket edenler, bu kişilerle beraber cehenneme gidecektir. Ufak bir rüzgarda sönebilecek bir mum ışığı gibi olan imanımızın devamı için çok dikkat etmeliyiz. Bir yerimiz ağrısa, 3 günlük dünyada rahat yaşamak maksadıyla tedavi edici ilacı bulmak için sayısız doktora gidiyoruz. Halbuki sonsuz hayat için daha dikkatli olmak gerekir. Allahü Teala'nın rızasına giden doğru yolu bulunca, aklı bırakıp o yola tabi olmak lazımdır. Evet, doğruyu bulana, hakikati görene kadar akıl lazımdır. Fakat doğruyu bulduktan sonra hala akla tabi olmak, kendi nefsine uymaktır. Eğer akılla hareket edilmesi gerekseydi, peygamberlerin gelmesine gerek kalmazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hocama kavuşunca aklımı bırakıp kurtuldum buyuruyor. Dini öğretecek kişinin icazetli Allah adamı olması lazımdır. Böyle bir Allah adamı, ihlaslı olup dünya peşinde koşmayan alimdir. Allah adamı olmayan birine sorularak yapılan işler, yanlış ilaç almış hastanın haline benzer. O yanlış ilacı içtikçe hastalığı daha çok artar. Allahü Teala çok merhametli olduğu için danışılacak Allah adamları yaratmıştır. Onlara danışmalı, danıştıktan sonra da artık kendi aklımızla hareket etmemiz yanlış olur. Cahiller, ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Evliya zatlarsa ölü kalpleri diriltmeye, yani insanları kâfirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hacı Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, İnsanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bilir. Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ve ruhları diriltmek yanında mezardaki ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz cennet hayatına kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Allahü Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığıyladır. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Onların sözleri şifadır. Allahü Teala'nın ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanların sonu kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya zatla münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. O halde hakiki bir mürşid-i kamille sahtesi arasında 2 fark vardır. 1. Hakiki bir mürşid-i kamil insanları kendisine değil İslamiyet'e çağırır. Kendisinin mürşid-i kamil olduğundan bahsetmeye de ihtiyaç duymaz. Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'i, yani İslamiyet'i anlatmak varken, bir kimsenin kendinden bahsetmesi, kendine ait bir şeyle ortaya çıkması, sahtekarlık olur. 2. Hakiki bir mürşid-i kamille beraber olanların kalplerine mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu gelir. Dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık hisseder. Bu 2 vasıf bulunmayan kimsenin, mürşid-i kamil olmadığı anlaşılır.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, dinleyicimiz abdest dedi. Alırken dedi, tokayı hareket ettiğini başı mezhebini unutmuşum dedi. Efendim, Maliki mezhebinde de, Hanefi mezhebinde de, yani arada konuşmuş olsa bile de hemen hatırlayınca gidip mezhetse kurtarır. Hani birisi demiş ya, konuşmadıysan falan, o namaza mahsustur. Abdest öyle değil. Abdestini aldı, mesela diyelim ki lavabodan çıktı, bir baktı ki başı mezhebi, hemen gidip o anda başını mezhedince kurtarır. Peki Şafii mezhebinde kurtarır mı? Kurtarmaz. Niye? Tertip, yani sırayla abdest uzuvlarını bildirilen o sırayla yıkamaya tertip denir. Tertip Hanefi ve Maliki mezhebinde sünnettir. Ama Şafii mezhebinde farzdır. Şafii mezhebindeki yeniden alacak. Tertibi bozduğu için. Evet. Ha, bu dinleyicimiz de, ben dedi başından aldım. Ha, İmam Şafii Hazretleri'nin iştihadını yerine getirmiş. Mahsur olmamış. Ama başın, vesvese de etmemeli. Başın tamamını mezhetmek... Maliki'de farz, diğer üçünde sünnet. Evet. Maliki mezhebinde o zaman olan birisi başın tamamını mezhetmediyse, hiç mezhetmediyse mesela, sonra hatırlasa tekrar alması gerekir mi? Yok. Şimdi başı mezhetmek farz, tertip farz değil. Muvalat, abdest uzuvlarını peş peşe yıkamak. Yani tertip sırayla yıkamak. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında belli bir sırası var ya. Önce el, ağız, burun, yüz, sağ kol, evet, sol kol. Bu şekilde bildiriliyor. Buna tertip deniyor. Hanefi ve Maliki mezhebinde abdest alma ayaklarından başlayarak gelmiş olsan, tertibi terk etmiş olursun. Abdestin olur, Şafii'de olmaz. Şöyle sorayım o zaman. Bu namazını kılmıştı. Sonra hatırladı. Farz yerine gelmedi. Evet. Farz yerine gelmedi. O zaman yeniden. Şey içerisinde, hemen vakit içerisindeyse hemen tekrar aynı şekilde ilk defa başına geldiyse, ama sık sık başına geliyorsa değil. Onu da hasreten yazmışlar kitaplara. Ehl-i Sünnet alimleri, Allah-u Teala rahmet eylesin, Hüseyin İlmi Efendi onları nakletmişler. İlk defa başına geliyorsa, başını meshetmeyi etmemiş, namazını da kılmış, hatırladı. Hemen gidecek, abdest alacak veya başını hemen meshedecek, tekrar o namazı iade edecek. Vakit çıksa kaza edecek, sadece farzını kaza edecek. Ama bu sık sık başına geliyorsa, kolunu unuttun, başını unuttun, o zaman zannı galibine göre hareket eder. Ya ben abdest alıyorum arkadaş. Başımı meshederim yani. Başımı meshederim demesi lazım. Namazda da böyle. Sık sık mesela böyle başına geliyor. İki kıldın, üç kıldın, dört kıldın. Benim de başıma geliyor. Yani ilk geldiği zaman iade ettim. Kitapta bildirilene uymak lazım. Kafamıza göre değil. Kitapta ne yazıyorsa o. İlk başına geldi böyle böyle. Nefs diyor ki falan, nefse falan aldırmayacaksın. Kalkacaksın, iade edeceksin onu. Ona sık sık ondan sonra geliyorsa mesela... Ben öğle namazında başıma geliyor. Öğle namazının ilk sünnetini dört kılıyorum. Tek başıma kıldığım zaman. Farzını kıldıktan sonra iki kıldın diyor. Dedim be salak. Ben ilk sünneti dört kıldım da farzı niye iki kılıyorum? Ha, ilk başıma geldiği zaman iade ettim. Kitaba uydum. Kendi nefsime uymadım. Aklıma uymadım. Çünkü Allah ve rahmet eylesin, evvela bile sık sık tekrarlardı. İnsan ya kendine, nefsine tabidir, nefsinin kuludur. Ve Allah-u Teala'nın kuludur. Allah-u Teala'nın emirlerini de Peygamber Efendimiz bildirmiş. Peygamber Efendimiz varisler olan İslam alimleri kitaplarına yazmış. Biz o kitapları okuyup ona ittiba edince Allah-u Teala'nın emirlerine uymuş oluruz. Allah-u Teala'ya kul olmuş oluruz. Ama kendi görüşümüzü esas alırsak kendimize kul oluruz. Nefsimize kul oluruz. Onu da birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Vaka suresinde de akşamla yatsı arasında okunması gerekir deniyor. Ama bazı kitaplarda belki yazmış olabilir ama bizim okuduğumuz kitaplarda öyle rastlamadık. Akşam deyince akşam namazından sonra veya yatsıdan sonra aynı şekilde okunabilir. Dedi beyim dedi bir tesbih getirmiş üzerinde Allah yazılı veyahut da Peygamber'in ismi şerifi. Sakın ha, bunları ya imha etmeli veyahut da aşağıya değil yukarı asmalı. Bunlarla tesbih çekin, çünkü elle tesbih yapıldığı yere konduğu zaman hakaret olmuş olur. Allah-u Teala korusun. Bu imanı bile tehlikeye sokabilir. Namazları birleştirmek, buna cem etmek denir. Bu nasıl olur? Efendim, diğer üç mezhepte, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde seferdeyken, seferiyken, öğle ile ikindi, öğle veya ikindi vaktinde, akşamla yatsı, akşam veya yatsı vaktinde birleştirilerek kılınır. Ya ikindiyi öğle vaktinde veya öğleyi ikindi vaktinde, ya akşamı yatsı vaktinde veya yatsıyı akşam vaktinde kılınabilir. Buna cem denir. Hanefi mezhebinde bu bir tek yerde var. O da Haç'ta. Öğle ile ikindi Arafat'ta birleştirilir. İkindi öne çekilir öğle vaktinde.
akşamla yatsıda Müzdelife'de yatsı yöne çekmek veya akşama aynı şekilde yatsı vaktine bırakmak suretiyle cem edilerek kılınabilir. Kılınabilir Hanefi mezhebinde. Başka yerde yok. Mukimken bir de Maliki mezhebin bir kavli var. Hastadır, çıkamayacak durumdadır falan. Orada da aynı şekilde. Ama esas şeyde Hanbeli mezhebinde mukimken de cem edilebilir. Diyelim ki Hanefi, Şafii veya Maliki mezhebinde ama öyle bir işi var ki hakikaten yetiştiremeyecek. Mesela diyelim ki öğleden sonra ikindi başlayacak, o güneş batana kadar veyahut da battan sonra bile devam edebilecek bir durum söz konusu. Çıkması da mümkün değil. Öyle durumlarda ama guslünün ve abdestinin de alırken işte Hanbeli mezhebinin uygun olmasına dikkat edecek. Hanbeli mezhebine uyarak önce öğleyi kılacak vaktinde, hemen kalkacak. Öğlenin farzını kıldıktan sonra son sünnetini kılmayacak. Niyet ettim Hanbeli mezhebine uyarak ikindiyi öğle vaktinde kılmaya, ikindinin farzını öğle vaktinde kılmaya Allahu Ekber diyecek ve kılacak, bitti. Bu kadar yani. Aynı şekilde akşamı vaktinde kılamayacak, geçiyor. Hemen yatsıya tehir eder. Ve yatsı vakti girince önce niyet ettim Allah-u Teala rızası için Hanbeli mezhebine uyarak akşam namazının farzını yatsı vaktinde kılmaya. O sana kalkar, hemen yatsının farzını kılar. Peki efendim işte ben kazalarım vardı. Ondan sonra kazalar kılar, en sonunda vitri kılar. Böyle olur mu? Olur. Bir de diğer dinleyicimizin, benim 5 bileziğim vardı, bununla 100 gram ediyor dedi. Ama hesap edebilmem için elindeki setin kaç gram olduğunu bilmemiz lazım. 3 tane bebek altını var. Bu bebek altını dediği çeyrek midir? Yoksa onun küçüğü müdür? 1'er gram altınlar var. Onları mı kastediyor? Bunların gramları belli olması lazım. Diyelim ki öğrendi bu dinleyicimiz. Bu 100 gramdı. Onları da topladı, diyelim ki 50 gram etti. Ne etti? 150 gram etti. Böyle 40 diyecek. Yani 150 gram olmuş olsa bugün 120 olsa 120'yi 40'a bölecek. 150 olsa 150'yi 40'a evet bölecek. Ha biz 150 diyelim. Elimde hesap makinesi var efendim. Şimdi cep telefonları olduğu için cep telefonlarının çoğunda hesap makinesi var zaten. Gramı kaçsa 150 bölü 40 diyoruz, eşittir 3.7 gram zekat verecek. Bu kadar yani. Hesap edilmesi zor bir şey değil. Yani herkes hesap edebilir mi? Evet, herkes hesap edebilir. Bir dedi kızım olacak dedi, işte bir dedi hayvan kesmek istiyoruz. Çocuk dünyaya geldikten sonra ismini falan koyup ondan sonra bunu çocuğun akikası niyetiyle keserler bu hayvanı. Koyun, koç neyisine keserlerse keserler. Etini kendileri de yedikleri gibi zengin fakir herkese de ikram edebilirler. Çünkü akika niyetiyle kız çocuklar için bir, erkek çocuklar için 2 tane kesilir buyuruluyor. Akika niyetiyle kesince bu çocukları bela ve musibetlerden de korur buyuruluyor. Bela ve musibetlerden de korur. Ve bir de müstahabı sünneti yerine getirmiş oluruz efendim. Son dinleyicimiz dedi piyasada Yasin kitapları var. Bunlardan onun arkasındaki dualar. Efendim bu Yasin kitaplar artık adam böyle dinin emrini yerine getirmek. Ondan sonra Müslümanlar Allah rızası için bunları okusun. Öyle bir niyet değil. Bakıyor herkesin havasına göre basım yapıyor. Mealiyle beraber Latin harfleriyle karışık olarak yapıyor. Kendine göre mealini veriyor. Yani bir sürü orada şeyler yapıyor. Okunuşunu Latin harfleriyle veriyor. Okunuşunu aynı şekilde veriyor falan. Dolayısıyla İslam harfleriyle Latin harflerini karıştırıyor. Bu da uygun değildir buyuruyor. Dolayısıyla böyle elinde hatta Musaf'ı olan bile tercümeler var ya. Bunlar imha etmeli. Musaf sade olmalı. Hatta bazı şimdi Musaf'larda işgüzarlar var. Latin harflerle rakamlar yazıyorlar. Kenarlarına bilmem sureler yazıyorlar falan. Neymiş efendim bu, kolaylık olsun. Bunların derdi oluyor, kolaylık falan değil. Yani insanların havasına göre, Allah-u Teala'nın emrine göre değil. Para. Para. Hani biraz önce arz ettik işte namazı kılarken bir abdeste vesvese olsa, namazda vesvese olsa kitapta bildirilene tabi olmak. Bunlar kitaba falan tabi değil. Neye tabi? Kendi nefislerine tabi. Canım böyle daha güzel olur. Bidatlar böyle çıkmıştır zaten. Onun için uygun değil efendim. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bu yaz diyor inşallah sünnet yaptıracağız oğlumuzu. Nasıl yapmamız gerekiyor? Hoparlörle Kur'an okunabilir mi? İlahi okutmayı düşünüyoruz. Müziksiz ilahi hoparlörle okunabilir mi? Efendim ikisinde de hoparlör kullanmasın. Yani niye çoğaltacaksın, öyle getirtireceksin? Kadınlar kendi arasında birleşsinler, orada mevlüt okuyacaksa okusunlar. Ve insanların da böyle uzun süre bunları dinlemeye pek niyetleri yok. Getirsinler aynı şekilde, yemek ikram etsinler.
yemeklerini ikram etsinler. Önceden yemekhanda Kur'an-ı Kerim okunur, bir yemek duası yapılır. Çünkü insanlar beklemeye de tahammülü yok. Öyle sohbet, konuşma falan filan da öyle düğünlerde şimdi adet haline kimse geldi. Kimse dinlemiyor. Ha, kimse dinlemiyor. Kur'an-ı Kerim'i de dinlemiyor. Kur'an-ı Kerim bile dinlemiyorlar. Günaha da geliyor. Hani onu bile aynı şekilde yapmamalı. Hele ile ilahileri falan filan da hiç sokmamalı. Çünkü dinlemiyorlar. Günaha da giriliyor. Sanki bir yerde adet haline getirilmiş. Allah razı olsun ziyafetler verir, şey yapılır. Ha, özel olarak tanıdık, bildik varsa getirir Kur'an-ı Kerim'i evinde okutur. Hoparlör, meparlör falan da sokmaz efendim. Ona da uygun olmaz. Miraç kandilinde tek gün oruç tutulur mu diyor. Bu sene pazara geliyor diyor dinleyicimiz. Efendim cumartesi günü tek oruç tutmak, tek gün oruç tutmak mekruhtur. Ama pazar günü tek oruç tutmanın mahsuru yok. Peki Miraç kandili... Günü pazartesi ama. Onu soracaktım. Miraç kandili için oruç tutan pazar mı tutsun, pazartesi mi? Böyle sorular da var. Pazartesi. Esas olan pazartesi. Efendim biz pazartesi çalışıyoruz. Pazar günü tutsak da olur mu? Olur. Pazar günü tutsak da olur. Bir de dinleyicimiz Recep ayında kılınan namaz varmış. Şu ana kadar kılmadık. Kılsak nasıl kılacağız? 30 rekat namaz. Bunu kaza borcu varsa 1,5 günlük aynı şekilde kaza borcunu o niyetle kılmış olsa onu yerine geçer. Önemli olan Recep ayında bunu kılmaktır. Hocam bir dinleyicimizin daha sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki seferdeyken farz iki kılınıyor. Bu zaman azlığından dolayı mı acaba böyle emredilmiş? Niye iki kılıyoruz? Dört kılsak olmuyor mu diyor. Zamanla alakası yok efendim. Allah-u Teala öyle emretmiştir. Mukimken 4, seferdeyken 2. Çünkü Rabbinizin emirlerinde kolaylık vardır buyuruyor. Rabbinizin emrinde kolaylık vardır. Yaratan yarattığını en iyi bilendir. Yaratan yarattığını en iyi bilendir. Dolayısıyla seferde yolculuk anında Cenab-ı Hak 2 rekat emretmiştir. Mukimken de 4. O da zaten öyle ikindi yatsını farzları. Fazla bir şey değil yani. Bir de şöyle bir soru var. Yanlış anlaşılmış demek ki. Seferdeyken kılınan bu 2 rekatlar, 2 rekat kılıyoruz ya. Sonra kaza edilecek mi sefer bitince? Hayır. Olur böyle şey ya. 2 rekat emredilmiş, 2 rekat kılındı. Bitti. Kılmış oluyorsun zaten. Kılmış oluyorsun. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.